Selamlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Gördüğünüz üzere şu an yeni kalktık. Hepimiz uykuluyuz. Gözlerimiz, yüzümüz şiş. Bugün ne yapacağız? Bugün birlikte uzun tırnaklarla bir gün geçirmeye çalışacağım. Ve bence bir gün geçirememe videosu gibi bir şey olacak ama neyse. Evet. Şimdi hemen gidiyorum, tırnaklarımı yapıştırıyorum. Sonra günlük işlerime devam edeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi ben bunları yapıştırdım, geldim. Ben var ya, hiçbir şey alamıyorum yerden. Telefonu bile zor aldım. Böyle bir şey yok. Ben de yaptıracağım tabii. O zaman kahvaltı edelim, yatağımızı toplayalım, bir ortalık toparlayalım, bakalım nasıl olacak. Şimdi bakalım, yatağı toplayacağım. Bu tırnaklarla nasıl olacak? Şimdi acıyor da, biliyor musun? Şimdi şunu bir ittirmem lazım. Buraya geçip. Acaba yorgan nasıl örsün? Ben nasıl öreceğim? Ya çok zor. Aşırı zor. Bu tırnakları kullananlar nasıl böyle kullanıyor arkadaş? Bir şey söyleme. Bu tırnaklarım çok acıyor. Ya kuaförde yaptırsaydım. Bak şimdi. Şöyle tutuyorsun. Bir şey söyleyeceğim, yani tuvalete nasıl gidiyorsun? Bir de o var. Çok zor, aşırı zor. Yani yapabileceğiniz max yatak bu yani. Şöyle yapacaksınız. Evet. Acıdı lan. Söylemiştim. Şöyle. Ne? Yastığı alsaydın bari. Yapabileceğiniz max yatak bu yani, bu tırnaklarla. Şimdi gel. Gel benimle. Geleyim, tamam. Yüzünü çekiyorum şu an. Gel benimle, gel. Hayır, geliyorum. Şimdi yemek sırası. Ne yapacağız biliyor musunuz? Bakın mutfağımıza. Mutfağımız gördüğünüz gibi bok götürüyor. Hemen toparlayacağız. Sonuçta ablacığım. Şimdi bunu nasıl açacağım mesela? Ben açayım mı? Ha, açtım. Çok yakında çekmeyeyim, uzaklaşayım biraz. Ay. Bu çocuklar benden istedi akıtma. Ben bunları nasıl akıtma yapayım? Bak, bunu buraya koyuyorum, tamam mı? Bunu buraya koyarken böyle çarpıyor, tırnaklarım buraya kırılacak ya, devireceğim. Bunları koyacağım, yerleştireceğim. Sonra kahvaltıya geçeceğim. Ya abicim, niye yani? Niye böyle bir konsept yapıyor? Evet. Hayır, siz kendinize niye bunu yapıyorsunuz ki? Ben anlamıyorum yani. Yenge daha güzel olmaz öyle için. Ben yaptıracağım. Bakın nasıl alıyorum kaşığı. Hiç kaldırıyor. Bir daha göstersene, gösteremedim. Böyle kaldırıyorum. Hiç kaldırıyor gibi. Hani yani şöyle söyleyeceğim. Moda güzel durabilir. Herkesin zevki. Ama yani neden ya? Bakın şimdi mesela kahve içeceksiniz. Hayır, önce buradan tırnağınızı geçirmeniz lazım. Şöyle yani. Sonra böyle tutmanız lazım yani. Önce tırnak. Ne alaka? Bak, gel gel. Gel kameraman. Bak, içini görüyorsun değil mi? Kahve olmuş. Ya pis misiniz siz ya? Ben bir suya tuttum yani bunu, bak. Suya tuttum. Bakın şimdi bunu nasıl alacağım? Çarpıyor. Yardım edeyim mi abla? Hayır, yardım yok. Nasıl yatacaksın yenge? Yatma işi kolay en azından. Sabah rutinimi çekiyorum. Sonra çıkaracağım. Sabah rutininden sonra. Ben çıkartmam o zaman çok. Abla o... Hani nasıl yaşıyorlar? Gerçekten çok zor. Bir de bunu senin gibi sabah rutini değil de bütün gün yapıyorlar abla. Bütün gün, bütün gece, evet, bütün ay. Bütün gün yapıyorlar. Bütün yani. Yıl.
Şaka mısın? Yapsınlar. Neyse aşağısı gözükmesin. Bak şimdi kaşığı nasıl alıyoruz? Ha, bakıyoruz. Yemeği nasıl? Kaşığı aldım böyle. Aa, ne oldu? Tırnaklarının arasını göstersene. Kendi elime batırdım tırnağımı. Bak. İğrenç yani. Kaymak gelmiş. Aa, canım acıttım. Çıkar onları bence abla. Pes et valla. Pes edemem. Buraya kadar geldi, asla pes etmez. Asla pes etmeyeceğim. Paşanın kafasına temizle bakayım. Böyle tırnak. Aa, doğru, paşayı nasıl temizleyeceksin? Evet, tırnakları arasına şöyle kaçsın. Ama paşanın ben kafesini yeni temizledim. Ha, tamam. Abla baksana şöyle ASMR yapıyorlar. Evet, onlar çok iyi. Iy, yanağım acıdı. Çıtır çıtır şöyle yapıyorlar ama yanağım tırnağını yaparken kırabilir. Dur, sesi güzel versin. Getir ASMR. Bunu yapıp da açıyorlar. Biraz soyup da. Bak şimdi benim buradaki rutinim bitti, tamam mı? Abla beni cama sokacağım, biraz yakın durmasan. Bak. Her yeri toparladım. Bak şimdi sürahiyi nasıl alıyorsun mesela? Normalde biz sürahiyi böyle alırız değil mi? Hani. Buzdolabı alsana. Nasıl kaldıracağım? Buzdolabını nasıl atacağım? Aa. Ne oldu? Kocaman bir salatalık. Yani köyden getirmiştim. Yani bu salataları bu kadar büyütecek hayat. Hadi koy bakalım buzdolabına. Bak şimdi buzdolabına koyacağım. Bu buzdolabı nasıl açılacak? Dur biraz evet. Nasıl açılacak? Buzdolabına koyduk. Şimdi nasıl kalacak? Kapatmasın. Tırnağına sıkışırsa. Açmasın. Ben şimdi bir şey söyleyeceğim. Az önce tırnakların içini gösterdim. Ben bu tırnaklarla hayatta yemek yiyemem. Çünkü midem bulanır. Zaten hassas mideli bir insanım. Sabah rutini çekiyorum zaten. Yani hani kahvaltıyı hazırladıktan sonra tırnaklarımı çıkaracağım. Çünkü gerçekten midem bulanacak. Şimdi. Yumurta çıkarayım mı? Hayır. Hepsini ver. Ya. Mesela ben bu un kabını nasıl aldım? Aldın. Çok ağır. Çok ağır. Tırnaklarım yüzünden tutamıyorum. Ucuyla tutamıyorum. Şimdi arkaya geçeyim de. Şimdi dolabı nasıl açacağım? Ha, öğrenmiş artık. Şimdi bu yumurtayı nasıl alacağım? Çok güzel bir adam. Tırnaklarımın üstünde yumurta taşıyorum ha. Yani bunu tek tek almam lazım. Ben normalde elimin içine 5 tane falan yumurta sığdırıyordum. Düşerse. Aa, yani bir mikrop yuvası bu. Şimdi yumurta yemek koyacağım. Yapışını göreceğiz. Yumurta merak ediyorum. Ha, mesela bunu nasıl ya zor iş be ya. Nasıl dayanıyorlar bu kadar yıllarca? İyi. Tırnağın arasına mı kaçtı? Ablam dayanamaz bu kadar. Şimdi kaşık. Şimdi nasıl açacaksın o kapağı? Aç da tamam. Kaşıkla nasıl alacaksın? Kaşıkla almama gerek yok zaten. Tırnaklarımı da aldırsam kaşık görev görür. Evet, unu koyuyoruz. Tuz koyacağız. Tuzumuz burada bitmiş, sıçtık. Zorluk. Paketi nasıl açıyor? Tuz. Paketi bu şeker. Geçen ne yapmıştım biliyor musunuz? Sen yokken Kayra ne yaptın biliyor musun? Ne yaptın? Şimdi bunun içerisinde yine bir tuz bitmiş. Sonra ben de tuzun yanında bir açık paket gördüm. Şeker. Şekermiş meğer. Doldurdum ben, salataya döktüm bir güzel. İnsanlar yiyor. Allah Allah diyorlar, tatlı bir tat geliyor.
Meğer ben şeker doldurmuşum. Bir tatlı kaşığı tuzumuzu ilave ediyoruz. Hatta biraz da böyle hani kaçamak yapabilirsiniz. Ne? Aaa! Göstereyim arkadaşlara. İçini göstereyim. Şaka bak, tırnağım çıktı bu arada. İyi neyse oldu. Bir tanesi olmadan devam edeceğim artık. Daha iyi abla. Senin için niye haber bu? Bir tanesi olmadan devam edeceğim çünkü tırnağım çıktı. Böyle bir tak edince korktum, kendi tırnağım da gitti sanırım. Şimdi onun taktığın çıkarması vardı abla. Maalesef. Şimdi sütümü yavaş yavaş ilave ediyorum. Yavaş yavaş dediğim de maşallah baldır gözüm. Bak. Yaklaş. Bak kepçeyi nasıl tutuyorum. Böyle. Oo, paldır küldür. Paldır küldür, tarama bulgur, indiriyoruz mide. Midem ne oldu? Güneşim ne oldu? Tabii. Yataktan kafamı kaldırıyorum efendim. Evet diyorum. Başladı benim cahillerle mücadele meselesi. Hocam ayıp oluyor. Ayıp oluyor. Ayıp oluyor, cahil diyorum. Sonra güzel bir kahvaltı. Güzel bir banyo. Vay. Modumu yakalıyorum efendim. Azıcık bir yağlama yaptık. Yıkama yağlama. Bunu zor aldık ama olsun. Şimdi tank iştolar. Uçak geçiyor, konuşamıyorum. Bakın. Tırnakların en güzel yanı. Arkadaşlar biliyorsunuz, dediğim gibi hani yemek yerken çıkaracağımı söylemiştim. Akıtmamızı yapıyoruz. Yani zaten daha var, çocukcağızın kolu arada. Bence... Ben burada videoyu kapatayım. Zaten akıtmayı yaptıktan sonra kapatacağım. Ben burada videoyu kapatıyorum. Bir sonraki videonun ne olmasını istiyorsanız bana yazın. Yorumlara. Sizleri çok seviyorum. Beğenmeyi unutmayın. Öpüyorum. Yorum yapmayın. Hoşçakalın. Hadi bay bay. Görüşürüz.